İyi günler arkadaşlar. Ben size tarımın orijini ve kültür bitkilerinin evrimi konusunda bilgiler vermeye çalışacağım. Aslında hem tarımın orijini hem kültür bitkilerinin evrimi birbirleriyle çok ilişkili olan, yakın ilişkileri olan iki geniş konu. Bana verilen süre içerisinde bu iki konuyu özetlemeye çalışacağım. Ben Alptekin Karagöz, tarımcıyım. Uzun yıllar Türkiye Tarım Bakanlığı'nın araştırma enstitüsünde, Ankara'daki araştırma enstitüsünde çalıştım. Bunun 22 yılında da Ankara Tohum Gen Bankası'nın yöneticiliğini yaptım. Dolayısıyla bizim bir anlamda çeyrek ömrümüz bu genetik kaynakların olduğu yerlere giderek onları toplamak, getirip gen bankamızda muhafaza etmek, çoğaltmak ve onları araştırıcılara sağlamakla geçti. Şimdi şöyle bir başlangıçtan sonra ana olarak kullandığım 3 tane literatürden bahsedeceğim. Tabii onlarca literatür kullandık bu çalışmayı yaparken. Bu Jack Harlan'ın Crops and Men adlı kitabı çok temel kitaplardan bir tanesidir. Bu da Hawks. Hawks 1983 yılında yazdığı bir kitap. Buradaki veriler, bazı haritalar falan çok güncel olmamakla beraber ben bu sunuşumda bunları kullandım. Bu insanları da bir kez daha hatırlamak adına. Her iki araştırmacıyı da tanıdım. Ne yazık ki her ikisi de rahmetli oldular. Öbür dünyaya göçtüler. Bu arada kendimizin yazdığı bir kitap daha var. Biodiversity of Turkey and Contribution of Genetic Resources to Sustainable Agriculture and Food System diye. Buradan da yararlandım. Onun dışında da dediğim gibi onlarca başka eserlere de müracaat ettik. Şimdi bu kitapların başlangıcında genellikle şu söylenir. İnsanoğlu 2 milyon yıldır dünya üzerinde vardı. Ve bu 2 milyon yılın belirli bir bölümünde avcı toplayıcı olarak çalıştı ki bu avcı toplayıcı olarak çalıştığı dönem 2 milyon yılın %99'una karşılık geliyor. Yani insanoğlu son %1'lik dilimde gerçek anlamda tarım yapmaya başladı. Ve bir şey daha söylenir. 80 milyon insan geldi geçti ve şu anda yaşıyor dünya üzerinde. Bu 80 milyon insanın %90'ı avcı toplayıcıydı. Geri kalan %6'sı bunlar tarım yapan topluluklardı ve sadece %4'ü bunların endüstri toplumlarıydı. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz bu veriler üzerinden. Tarım aslına bakarsanız insanoğlunun çok yeni başladığı bir şey. Her ne kadar son özellikle 30 yıldır özellikle biyoteknolojinin devreye girmesiyle ciddi farklar oluştu ama insan ömrüne baktığımız zaman 2 milyon yıl içerisinde nihayetinde bu çok kısa bir süre oluyor. Ama bu kısa süre içerisinde de çok ciddi ilerlemeler kaydedildi. Şimdi geçmişteki bu avcı toplayıcı topluluklar ne yiyordu, ne topluyorlardı diye bakarsak bunlardan 60 taneden fazlası Poaceae familyası, işte çim tohumları ya da Poaceae familyası üyelerinin tohumlarını toplarlar. Yabani arpalar, yabani buğdaylar ve bizim coğrafyamızda bulunmayan birçok bitki türlerini topladılar, yediler. Efendim 150'den fazla baklagil, legüm bitkileri topladılar ki bunlar hala bir kısmı toplanıyor ve yeniyor. Ben biliyorum Karacadağ'da insanların Siser reticulatum, yabani bir nohut türünü hala topladık, yediklerini. Ben de gittiğim zaman toplayıp yiyordum. 90'dan fazla kök bitkileri türlerini topladılar. 60 civarında yağlı tohumlu bitkileri topladılar. Ve 500 civarında meyve ve kabuklu meyveleri topladılar. Onun dışında da 600'den fazla sebze türlerini topladılar. Sebze dediğimiz zaman şu anda
hala bizim ülkemizde ve biliyorum yakın coğrafyada, Yunanistan'da, Bulgaristan'da, doğumuzda, İran'da, Gürcistan'da, Azerbaycan'da, Suriye'de, her tarafımızda bu bitkilerin tabiata çıkılarak toplanması hala yaygın olarak yapılan bir şeydir. Ve biyoçeşitliğin ekosistem hizmetleri içerisinde belki de en fazla katkılarından bir tanesi de budur. Bize sağlıklı gıdayı ücretsiz, maliyetsiz olarak veriyorlar. Şimdi tarımın geçmişine baktığımızda burada tüm dünyayı göz önüne alırsak bizim bulunduğumuz kıtada, Afrika'da, Amerika'da ve Avustralya'da her tarafta tarım işi bir dini ve kutsal bir şeylere bağlanmıştır. Yani tarım yapmak kutsal bir iştir. Ve hatta bitkisel ve hayvansal tarım yapan insan toplulukları arasında da bir böyle bir fark vardır. Bitkileri yetiştiren bitkiler, hayvanları yetiştiren topluluklara göre kendilerini daima üstün görmüşlerdir. Ve onları neredeyse aşağılamışlardır, onları hakir görmüşlerdir, onları cahil topluluklar olarak göstermişlerdir. Bu din işi içerisinde tabii bir takım ritüellerde kullanılan kokular, işte tütsüler, bir takım uyuşturucu maddeler, narkotik var, halüsinojik maddeler var. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman bir nevi dini bir unsur taşımış oluyor. Bugün bile biz hala Türkiye'de buğday hasatına başlayacağımız zaman ya da bağ bozumuna başlayacağımız zaman bir takım törenler yaparız. Bulgur kaynattığımız zaman insanları bir araya getiririz, onlara ikram ederiz. Bu gelenekler devam ediyor. Şimdi Hawkes'un hemen kitabının ikinci sayfasından bir haritayla ben devam ettim. Hawkes'un ikinci sayfasındaki harita bize şunu söylüyor. Bizim bulunduğumuz coğrafyada birçok bölgede işte Ürdün'de, şu anda İsrail'de, Suriye'de, Irak'ta, Yunanistan'da ve Türkiye'de birçok alanda kazılar yapıldı, yapılıyor ve bundan birçok örnekler çıkartılıyor. Tabii burada asıl bizi ilgilendiren şey tohum örnekleridir. Tohumlar tarımın tarihi hakkında, bitkilerin evrimi hakkında bizlere çok büyük ipuçları veriyorlar. Bu haritadan daha yenileri de var. Aslında çok renkli olarak hazırlanmış olan haritalar var. Ve eksik tabii bu. 1983'ten sonra dünya kadar yeni kaza alanları ortaya çıktı. Mesela benim yaşamakta olduğum şehirde Aşıklı Höyük var ki 10 bin yıl geriye gidiyor. Ya da ülkenin güneydoğusunda Göbekli Tepe'de kazılar devam ediyor ki dünyanın bütün ilgisi oranın üzerinde. Orası 12 bin yıl geriye gidiyor. Hatta şimdi daha da geriye gittiği iddia ediliyor. Dolayısıyla bu kazı alanlarından çıkan malzeme bizim için oldukça önemli. Burada ben bir tablo koydum. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yapılan kazılardan çıkan bitki materyaliyle ilgili 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yere ait örnek koymuşum. Burada ortak özellik şu. İnsanoğlu iki familyayı çok fazla toplamış, mezarına götürmüş ve kullanmış. Bunlardan bir tanesi Poase, yani buğdaygiller familyası. Diğeri de Fabase, yani baklagiller familyası. Bunların içerisinde tek kuralı bozan bir tek çay önünden toplanan keten örnekleri oluyor. Onun dışında insanlar hem yabani buğdayları hem yabani arpaları toplamışlar ki yabani arpanın çeşitli ploidi seviyelerindeki türlerini toplamışlar. İşte buna siyez dahil, gernik dahil ve bunların geçiş formalarını kullanmışlar. Kültürü yapılan siyez ve kültürü yapılan gernik ve şu anda dünyada ekilip biçilen formalarını da koymuşlar. Dolayısıyla
insanoğlu en fazla o dönemlerde şimdikinden daha fazla baklagil ve buğdaygillere bağımlıymış. Şimdi burada bazı tanımlar yapmamız gerekiyor. Ürün nedir, domestication nedir, efendim yabani bitki nedir, kültür yapılan bitki nedir? Bir defa önce ürün nedir ile başlayacak olursa, ürün insanların kestiği, biçtiği ve otlattığı materyal olarak düşünülüyor. Hatta insanların tabiattan çıkıp sebze tohumlarını topladığını düşünürseniz, onu da insanın otlaması olarak da düşünebilirsiniz. Ve bu doğrudan doğruya bu şekilde de kullanılıyor. İnsan da bir otlakçıdır ve otlar. Bir başka tanıma göre de hasat edilen ürün, hasat edilen organizma. Ama şimdi bu hasat edilen ille de bitki olması gerekmiyor. Biz tavuktan yumurta hasat ediyoruz, inekten süt hasat ediyoruz, ormandan kereste hasat ediyoruz, denizden balık hasat ediyoruz. Dolayısıyla hasat edilen her türlü organizma da bu tanım içerisine giriyor, ürün tanımı içerisine. Buradan da kültüre alma ve evcilleştirme deyimlerine geçmemiz lazım. Şimdi çoğu zaman bu cultivated ve domesticated terimleri birbirleriyle eş anlamlı olarak kullanılmakla beraber. Tabii bunlar yakın ilişkili ama bunların arasında bazı anlam farklılıkları da var. Bu domestication kelimesi, ki bu Türkçe'de biz buna evcilleşme diyoruz. Evcilleşme demek de benim çok hoşuma gitmiyor aslında ama öyle oturdu bu deyim. Latince'de domus kelimesinden geliyor. Domus ev demek, hane demek. Domestication yaparak siz bu dışarıdaki bitkileri, hayvanları, canlıları evinize dahil etmiş oluyorsunuz. Buradaki ev yalnız geniş bir kavram. Bu sadece bizim evimiz değil, sizin evinizin arka bahçesi de bu domus içerisine giriyor. Efendim, eğer bir gezici, bir nomadik bir şeyseniz, topluluksanız, o zaman sizin içinde yaşadığınız çadır ve o çadırın etrafındaki mera, dağsa dağ, ormansa orman, hepsi tarım alanları, seralar, bağlar, bahçeler, hepsi bu tanımın içerisine geliyor. Domus, yani ev tanımı içerisine geliyor. Sonunda insanlar bu bitkileri, hayvanları içeri aldıktan sonra bunların geçirmiş olduğu evrim sonucunda domus içerisinde bu bitkiler ve hayvanlar o kadar bir nevi zavallılaşıyorlar ki, bunlar insan olmadan, insana bağımlı olmadan yaşayamaz bir duruma geçiyorlar. Ve aslına bakarsanız insanoğlu da aynı şekilde bu bitkilere, bu hayvanlara bağımlı hale geldi. Siz şimdi İstanbul gibi 16 milyonluk bir şehirde dışarıdan bir gıda tedariki olmazsa bu insanların ne kadar uzun, ne kadar süre canlı kalabileceğinin hesabını yapabilirsiniz. Yani o insanlar, o bitkiler, o hayvanlar olmadan canlı kalamazlar, canlılıklarını devam edemezler. Ve buradan da şu sonuca geliyoruz. Aslına bakarsanız bitkiler ve insanlar ve tabii ki domestike edilen hayvanlar, hepsi iç içe bir arada evrimleşmiş olan canlılar oluyorlar. Ve bunların her ikisi de birbirlerine bağımlı. Şimdi bitkilerin ve hayvanların tabii domestike edilmesinden sonra aradan geçen süre içerisinde bir takım bunlarda değişiklikler meydana geliyor. Tabii insanoğlu bunların içerisinden en işine gelen tipleri seçiyor. Efendim, daha uzun boylu ya da daha kısa boyluları, daha iri, daha gösterişli olanları seçiyor. Burada en önemli farklardan bir tanesi, rekabet gücü düşüyor bu domestik olan bitki ve hayvanların. Bunların boyutları değişiyor. Kimisinde büyüyor, kimisinde küçülebiliyor. Morfolojileri değişiyor. İnsanların işine gelen tip, eğer dikenli olmayan, tüysüz, yumuşak bitkilerse onları seçiyorlar ve öbürlerini diskard ediyorlar. Anatomileri, fizyolojileri, birçok şeyler, renkleri, kokuları değişiyor. Siz yabani erikler var. Yabani eriği mümkün değil, yiyemezsiniz. O kadar ekşidir, acıdır ama çok nefis aroması, çok güzel renkleri olan erikler var. Onları büyük bir keyifle yerseniz.
Burada listede uzun uzun anlatmışız ama daha da fazla değişiklikler meydana geliyor. Hepsini almadık buraya. Sonuçta domestication denen şey, evcilleştirme dediğimiz olay bir genetik değişiklikle sonuçlanıyor. Belki de bu genetik değişikliği en az hisseden yaratıklardan bir tanesi insandır ama bitkiler aleminde özellikle yani benim çalıştığım alanda çok ciddi değişiklikler oluyor. Burada ben geçmiş günlerde Aksaray Müzesi'nden almış olduğum bir takım resimleri de kullandım. O resimler içerisinde görüyoruz ki o dönemdeki insanlar obsidyen materyali kırarak bir takım tarım aletlerine çevirmeye, otları biçecek aletler yapmaya çalışmışlar ve yıllarca da bunları kullanmışlar. Ve bir takım taştan malzemeleri kullanarak onlarla da buğdayı öğütmeyi mümkün kılmışlar. Kültüre almak bir bu bitkilerin ekilmesi, biçilmesi, gübrelenmesi, sulanması, hasadı, harmanı anlamına geliyor ve bu kültüre alma işi, bunların agronomileri bir insan faaliyeti, insanın yaptığı bir şey. Fakat bu domestication denen şey, evcilleştirme olayı ise bu kültüre alma işlemine karşı bitkilerin ve hayvanların göstermiş olduğu bir genetik response, bir genetik cevap olarak düşünülebilir. Dolayısıyla sonuç olarak şunu da söyleyebiliriz ki biz yabani bitkileri kültüre alabiliriz, onları yetiştirebiliriz ve yetiştirilen bitkilerin tamamının da evcilleştirilmiş olmaları şart değil. Bunun birçok örnekleri var. Özellikle Türkiye'de sonbahara doğru birçok yabani meyvelerin getirilip pazarlarda satıldığını görürüz. Peki yabani ne demek? Yabani için birçok tanımlar mevcut. Ben şu anda bitkiler aleminden bahsedeceğim. Bu yabani şu oluyor, bir otsu bitki, çok fazla bir güzelliği olmayan, efendim yabanın hayatı içerisinde ömrünü devam ettiren ve süper bitkilerin verimini baskılayan bir bitkiler grubu olarak tanımlanıyor bir hesaba göre. Bir web sitesine göre 2020 yılındaki tanıma göre de bulunduğu yerde çok fazla bir işe yaramayıp genellikle güçlü bir gelişme gösteren bitki olarak tanımlanmış. Bir başka deyişe göre de kültür bitkilerinin üzerine baskı kuran bitkiler olarak tanımlanmış. Şimdi burada ben iki tane resim koydum. Bir tanesi Scolymus hispanicus. Bizim Türkçe'de Şevketi Bostan dediğimiz bir bitki. Bu tamamen yabani bir bitki türü olarak tüm Ege'de, Yunanistan, Bulgaristan her tarafta yaygındır. Bizim yol kenarı bitkisidir ve çok ciddi bir yabancı ottur. Bu bitkinin yakın zamanda bir çeşidi geliştirildi ve kültüre alındı. Ama hala yabani formları insanlar tarafından ciddi şekilde toplanır. Bir başka örnek var aşağıda, Silvum marianum. Bu da bizim Meryem Ana dikeni dediğimiz gerçekten bir diken. Yani elinizde tutamazsınız, elinize batar, her tarafı dikendir ama çok önemli bir tıbbi bitki olarak şu anda kültürü yapılmaktadır. Bu yabani ile ilgili çok fazla burada ben şey koydum, başka tanımlar da koydum. Bunlardan en fazla ortak yan şu, diyor ki olmaması gereken yerde biten bitki. Fakat şimdi olmaması gereken ne demek? Yani yanlış yerde olmak ne demek? Bu tamamen insanın algısı olan bir şey. Orada insan varsa yabanisi olamaz. Ama aslına bakarsanız orası insanın değil, o yabani bitkinin, o yabani hayvanın bulunması gereken yer. Burada dolayısıyla çoğu yabani tarif eden ifadelerin çoğu tamamen insan kaynaklı ve biraz bencilce ifadeler. İnsanın
bulunmaması gereken yerde mi bulunması gerekir? Yanlış yani, bu ifadeler yanlış. Şöyle söylüyor Harlan. Homo sapiens is perhaps the weediest of all species and the more he dominates the landscape. Efendim, dünyanın en büyük yabani otu şeydir diyor, insanoğludur diyor. Bu Harlan'ın çok büyük bir lafıdır. Kendisini tanımış olmaktan da çok gururluyum bir zamanlar. Türkiye'de hala yabani karakterli bitkilerden birkaç tane daha örnek verecek olursam, bunlardan bir tanesi Mesplus germanica'dır, bizim mışmula dediğimiz bitki. Bunun kültüre alınmış formunun olduğunu zannetmiyorum. Biz hala yabandan toplarız. Kestaneyi yabaniden toplarız. Az sonra geleceğim oraya. Bir de Eliagnus angustifolia vardır, iğde bitkisi. Bunların çoğu yabani karakterlidir. Yani çok kültür formuna benzemez. Şimdi burada iki tane bitki, dört tane resim var. Onları şöyle anlatayım. Sol tarafta benim Karadeniz'den çekmiş olduğum yabani floradan insanların giderek topladığı kestanelere ait. Sağ taraftan da yakın zamanda Bandırma'dan çektiğim kestanelere ait resimler var. Yani yabanileriyle kültür formları arasında aslında çok büyük bir fark yok. Bazı meyvelerde yabaniler kültür bitkilerine çok çok benziyorlar. Belki kültür formunun iğneleri biraz daha incedir ama genel morfoloji olarak zaten sistematikte de bunlar Castanea sativa olarak isimlendiriliyor her ikisi de. Yani bir alt tür falan değil yabanileri. Şeye baktığımız zaman bazı bitkilerde de yabanilerle kültür türleri arasında çok bir fazla benzerlik bulamazsınız. Türkiye yabani buğday genetik kaynakları bakımından dünyanın en zengin yeri. Burada hani ömrü yabani buğday toplamış biri olarak şunu söyleyeyim. Bu arka fonu mavi olan bitki Aegilops speltoides speltoides. Bu buğdayın evrimindeki ilk anne rolünü oynayan bitki. Alttaki kültür formuna bakarsanız hiçbir benzerlik bulamazsınız. Aegilops speltoides'in yanında Aegilops silindirika var, o da benzemez. Belki şu iki tane Triticum dicoccoides ve Triticum monococcum, Triticum boyuticum daha doğrusu. Bunlar buğdaya benzeyebilir ama en sağdaki Aegilops siriaka hiç benzemezler. Dolayısıyla bazı türlerdeki değişim o kadar büyük olmuştur ki bunların yabanisiyle kültürü arasında hiçbir benzerlik kalmamıştır. Ama bu safhaya geçmek için de genom aktarımları olmuştur. Onun için bu kadar büyük değişimler olmuştur. Ama birinci kestane örneğinde bu kadar büyük bir değişim yok. Şimdi bu bitkilerin evrimi ve tarımın orucu konusunda birçok modeller öneriliyor. Burada tabii daha ziyade ben Harlan'ın modellerine bakmış olmakla beraber Hawkes'un da bir takım modeller önerdiğini görüyoruz. Çok ortak yönler de var. Bunlardan bir tanesi deniyor ki bu evcilleştirme işi dini nedenlerle ortaya çıkmıştır. Bilmiyorum, daha önceki derslerde sanıyorum hayvanların evcilleştirilmesiyle ilgili konular anlatıldığı için bu konuya girmiyorum. Hayvanların evcilleştirilmesi başlangıçta tamamen dini nedenlere dayandırılmış. Detayına girmiyorum. Bir başka modele göre de kalabalıklaşma, toplumların nüfusun artması ve stres bir takım sıkıntılara yol açıyor. Kalabalıklaşan nüfus zaman içerisinde bu doğa üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturmaya başlıyor. Ve doğanın taşıma kapasitesinin çok üzerine çıkıyor bu baskı. O zaman da insanlar yeni arayışlara giriyorlar ve bunları kültüre almaya başlıyorlar. Bir başka stres dediğimiz konu da şu, özellikle Türkler için bu çok önemli. Bizim orijinimiz Orta Asya'dan gelir. Bizim atalarımız Orta Asya kaynaklı ve o dönemlerde çok ciddi bir kuraklık yaşanıyor ve o da yüzlerce yıl yaşanan bir kuraklık sonucu. Bizim atalarımız Asya'dan
Batı'ya göç ediyorlar. Bir kısmı işte Küçük Asya dediğimiz Anadolu'ya da kalıyor ve oradan Avrupa'ya birçok ülkelere geçiyorlar. Bu stres, uzun dönem stres, yani iklim değişikliğinin etkileri geçmişte görünmüş ve bu çok büyük bir toplumsal hareketlilikle sonuçlanmış ve Türkleri Anadolu'ya atmış. Bir başka modele göre de bitki toplamanın çok yaygınlaşması, bu tabii ki çoğalmayla da alakalı bir şey. Ama bunun sonucunda da doğal olarak insanlar kendilerine üretip yemek istemişler ve bunu geliştirmişler. Bir başka model, ki bu Darwin'e ait bir model, 1900'den önce önerilmiş bir model, diyor ki insanoğlu bitkileri ve hayvanları parantez içerisinde farklı şekillerde muamele ederek, pişirerek yemeye başladıktan sonra bunların tadını alıyorlar ve bu ciddi bir şey baskısı, kültüre alma baskısı oluşturuyor insanlar üzerinde. Bu da kabul edilen önemli teorilerden bir tanesi. Bir başka model de no model model, yani modelsizlik modeli. Bu da Harlan'ın önerdiği model. Bu bütün bunlardan ayrı olarak, hatta Hawkes'un da söylediği bir şey var. Dump heap teorisi dediği, o da çöplük teorisi. İnsanlar belirli alanlarda yerleşmeye başladıktan sonra bitkileri toplayıp orada harman ediyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Ve bu esnada etrafa, arka bahçelerine bir takım tohumlar dökülüyor. Bunlar orada çimleniyor ve büyüyor, gelişiyor. Çok güzel bitkiler oluyor ve bunların arasından insanlar seçerek, yeni nesiller geliştirerek bir ürün, yabani bitki kompleksi meydana getiriyorlar ve bu şekilde de bitkilerin domestike edilmesi ne devam ediliyor. Şimdi burada ben gene şeye geleceğim. Vavilov'un ünlü gen kaynakları teorisini ben gene Harlan'ın 1995 baskısı kitabından aldım. Aslında 92'dir bunun birinci baskısı. Şimdi bunun tabii çok renkli olanları sonradan basıldı. Ve bu Vavilov'un ilk ortaya koymuş olduğu harita, bunu daha sonra Harlan, Zhukovsky ve hatta bizim bilim insanı, Türk bilim insanı Mirza Gökyöl de bunu yeniledi. Bunların hepsinin, hatta Du Condel 1800'lü yıllardan itibaren birçok insan bitkilerin orijini, evrimleşmesi konusunda yayınlar ortaya koydular, çalıştılar. Ama ben bunu gene bir Harlan'a vefa olarak bunu koydum. Çok daha renkli olanları daha sonraları çıktı. Ama çok hala geçerlidir. Burada daha sonra bir bölümünü büyüterek gösteriyorum. İki tane gen merkezi, 4 numaralı olan Yakın Doğu ve 5 numaralı olan Akdeniz gen merkezleri Türkiye üzerinde buluşuyor. Ve bizim bulunduğumuz coğrafya aslında çok önemli bir coğrafya. Özellikle kültür bitkilerinin orijin aldığı, ki bunlardan en önemlisi buğday, bizim Karaca'da bölgesinden orijin almış ve oradan dünyaya yayılmıştır. Ki makarnalı buğday açısından mesela Türkiye'nin batı kısmı ve 5 numaralı olan Akdeniz Gen Bankası en önemli noktalardan bir tanesidir. Bunu da bu şekilde göstermiş oluyoruz. Burada ben buğdayın evrimi konusunda da bir slide koydum. Orada en başta Aegloceratoides ile Triticum urartunun melezlenmesi sonucu Triticum dicoccoides meydana geliyor. Triticum dicoccoides ile Aeglops tavşi melezleniyor ve Triticum estivum meydana geliyor. Yani bu melezlemeler de bir gen seti bir başka bitkinin gen setiyle bir araya geldiği için ploidi seviyesi yükseliyor. Yani diploid olan bitkiden siz iki diploidden bir tetraploid
elde ediyorsunuz. Bir tetraploid artı bir diploidden de bir heksaploid bitki. Yani Triticum estivum'u elde ediyorsunuz. Şeyin tabii burada dikokoides'in evrimleşmesi sonucu dikokum gene evrimleşme sonucu Triticum durum oluşuyor. Siyezin yani Triticum monokokum monokokumun evrimleşmesinde ise bir tüm Triticum boetucum'un bir mutasyonu sonucu olduğu biliniyor. Bu arada hala bizim etrafımızda bu tür gen alışverişleri devam ediyor. Her ne kadar insan ömrü bu evrimsel sürecin herhangi bir parçasını tam manasıyla tanık olmaktan uzaksa da benim pek çok Türkiye'nin hemen hemen her yerinden topladığım buğday çarpı yabani buğday melezleri vardır ki buradaki resimlerden de görebiliyorsunuz. Bu şunu gösteriyor. Hala yabani ile kültür, kültürle yabani arasında bu gen değişimi işi devam ediyor. Bu gen değişimi bir genomun tek başına alınması şeklinde değil ama buna ne diyorlar? Introgression deniyor. Gen sızması, küçük küçük gen parçalarının bir gen havuzundan bir başka gen havuzuna geçmesi suretiyle evrimleşme hala devam ediyor. Tahmin ediyorum çok güzel bir koleksiyonum var, hibrit koleksiyonum var. Burada da ikinci resimde de gene o resimleri gösteriyoruz. Efendim, tabiatta tabii bu materyali bulmak o kadar kolay olmuyor. Sık sık karşılaşmıyorsunuz. Siz bir buğday, yabani buğday meleziyle gördüğümüz zaman biz onları alıyoruz ama benim hayatta en yoğun olarak karşılaştığım popülasyon Urfa'nın, Urfa'yla Diyarbakır arasında bir yol kenarında inanılmaz bir popülasyon gördük. Yabani çarpı kültür popülasyonu. Onu ben burada resmini koydum ama diğer tek tek olan resimlerde onları çok farklı yerlerden almışızdır, getirmişizdir. Bu arada yine ilginç olan başka bir şey, bir ilimizin güney kısımlarında, Kahramanmaraş ilinde Triticum dicocoides'te Triticum durumun aynı tarla içerisinde çok büyük popülasyonlarını gördük. Aynı durumu mesela şeyde görüyorsunuz, Gürcistan'da o Triticum başka bir türüyle gene tetraploid buğday arasında hepsi ikisinin aynı ortamı paylaştıklarını görüyoruz ama bu bizim çok sık karşılaşacağımız bir şey değil. Yani bir gernik, yabani gernikle kültürü yapılan formun aynı tarlada bulunması ki burada eksik olan ne? Bundan ara formu olan Triticum dicocum yok ortalıkta. Tabiat çok ilginç, insana çok güzel sürprizler verebiliyor. Ben konuşmamın sonuna gelmişken şunu söyleyeyim. İnsan oğlunun şu ana kadar tanımlayabildiği 400 bin civarında bitki türü var. Ve bu 400 bin bitki türünün yaklaşık 31'i tüketilebilir nitelikte. Ve bunun yaklaşık 6 bin tanesini biz gıda olarak tüketiyoruz. Ama sonuçta nereye geliyoruz biliyor musunuz? Şu anda insanoğlunun günlük kalori ihtiyacının %60'ı çok büyük bir rakam. 3 tane temel bitkiden, bitki tarafından karşılanıyor. Bunlardan bir tanesi mısır, Amerika. Bir tanesi buğday, bizim coğrafya. Ve bir tanesi de çeltik, yani Asya. Ve hala şunu söylüyoruz. İnsanoğlunun günlük kalori ihtiyacının %60'ı sadece bir familyadan, Poaceae familyasından geliyor. Protein ihtiyacının da büyük kısmı Fabaceae familyasından geliyor. Ben dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.